Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 21-27 Aralık 2020 haftasının açılımını yapacağız. Ve iki tane kahve fincanımız var. Birincisi kalem. İkincisi de yüzük şeklinde olacak ve sizlerin seçiminizi şimdiden yapmanızı istiyorum. Güzel bir açılım, sorularınıza güzel cevaplar olması dileğiyle diyorum. 21-27 Aralık haftasından biraz bahsetmek istiyorum. Ayın 21'i çok çok önemli. 21 Aralık Neslihan Şirin yazarsanız ben çıkarım. Orada Satürn ve Jüpiter kavuşumunu anlattım. Hatta bu videonun sonuna da ekleyip oradan pencere açılıyor ya video bittiği zaman tıklayıp da izleyebilirsiniz. Sabitlenmiş yoruma da koyabilirim. Çünkü burada Jüpiter ve Satürn'den biraz bahsedersek çok çok önemli bir kavuşum. Kova burcunda kavuşacaklar ve bu hafta Merkür Oğlak geçişi var. Güneş Oğlak burcuna geçecek. Çok aktif enerjiler olacak ve bu enerjiler şu anda buradaki masamıza da yansıyor. Bunu da açıkça söylemeliyim. Çünkü gökyüzünün yansımasıdır diyoruz ya. Çok karanlık olduğu için ortam e, lamba derimizi de yaptık ki biraz böyle buraya bir aydınlık versin. Böyle loş bir ortamımız da oldu. Evet bu arada e, Jüpiter ve Satürn zaten kova burcuna geçtiler artık. Dünyamızdaki de enerjiler yavaş yavaş değişime başladı. Fakat 21 Aralık'taki Jüpiter-Satürn kavuşumu 800 yılda bir olan, yüzyıllar öncesinde olan bir kavuşum. Aynı hizaya gelecekler. Tabii ki 20 yılda bir zaten bunlar kavuşuyorlar. Fakat gerçekten bu 21 Aralık'taki hizalanmaları aynı hizaya bir daha gelebilmeleri için, için 100 yıllar daha geçmesi gerekiyormuş. Yani gerçekten çok önemli bir önümüzdeki 20 yılımızı seçeceğiz. Evet bu arada Hayatınızda yeni haberler, yeni konular, yeni başlangıçlar, aklınızda olmayan, aklınıza gelmeyen durumlarla karşılaştığınızda bilin ki e, hele 2023'e kadar kesinlikle yeni, e, önümüzdeki 20 yılımızı seçeceğimiz, bilin ki bu Satürn-Jüpiter döngüsü, kavuşumunun verdiği döngüden meydana geliyordur bu olaylar. Bana niye böyle olduk, niye böyle olduk demeyiniz. Evet, Satürn ve Jüpiter kavuşumu... Neslihan Şirin kanalımda var. Burada da zaten bahsettim hangi evde geçireceksiniz. Orada da borç borç açıkladım videonun altına ve işte videonun sonuna zaten istediğiniz bütün videolara erişim için kolaylıklar sağlayacağım linkler bırakacağım hadi bakalım seçimimizi yapalım bu haftamız için neler neler öngörüyor hem kahve enerjisine bakacağız sizin de tabii ki sorularınız vardır kısıtlama geçiriyoruz pandemi geçiriyoruz herkes evinde kahvenizi yapın bence ve kahvenizi içerken de kendi kahve seçtiğiniz kahve falınızı izleyebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle koyalım. Ve hemen melek enerjilerimizden de seçiyoruz. İkişer kart seçelim. Yüzük ya da kalemciler. Hadi bakalım. Ben de seçeceğim. Merak etmeyin. Bu haftanın enerjisini ben de seçmiş bulunacağım sizlerle birlikte. Neslihan Siri'ne Instagram hesabım beni takipte kalın. Orada olmanızı istiyorum. Neden mi? Çünkü e, her platformda sizinle olmak istiyorum. Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfanlar beğeni yapabilirsiniz oraya da şöyle. Aklımıza gelen ilk elimize geleni alıyoruz. Neslihan Şirin kartlarından almak isterseniz ve Neslihan Şirin özel danışmanlık isterseniz ise WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Hadi bakalım şimdi enerjilerimizi seçelim. Oz dedikten sonra... Güzelce bir seçimimizi yapalım. İsterseniz iki dilek dileyebilirsiniz. Her şekilde yapabilirsiniz. Çok önemli bir hafta, bir kırılma haftası. Satürn ve Jüpiter'in kavuşum haftası. İyiler kötülerin, zıtlıklarla uyum yapanların, efendim çünkü Satürn zorluklu, kötücül gezegenle iyicilin, iyilerle kötülerin birleşmesi diyorum ben buna. Hadi bakalım, şimdi seçiyoruz. Ben de seçiyorum. Yüzük mü, kalem mi? Evet. Hemen şöyle kalemleri koyalım. Ve yüzükten başlıyoruz. Evet. Yüzüğü seçenler Neler nelerle karşılaşacaklar enerjisel olarak da evliliği isteyen, yuva kurmayı isteyen ya da bir karar verilmesini isteyen insanlar, yüzüğü seçenler genellikle şu anda toprak grupları, boğa başak, oğlak olabilir mesela ve burada da o enerjileri hissedebiliyorum. Aslında ateş elementi de var, burada bir imparatoriçe var. Bakın Öncelikle çok güzel çıktı. Burada dünya kartı bu hafta gayet güzel bir sevinç, karmanın yanması, şöyle ışığa doğru tutayım, karmanın yanması, eksik bir şey varsa artık karma yanma ne demektir? Öncelikle onu açıklayalım. Şimdi karmamızı yaşıyoruz ve karmamızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bizim hayatımızda bir şeyler var, eksik olan bir şeyler var ve bu eksiklikleri biz tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bizim suçumuz olmasa bile atalarımızdan gelen bazı şeyler bizi buluyor huyları suyları karma onların karmalarında olan Örneğin ben suç işlememişimdir ama benim dedemin dedesi bir ah almıştır, işte çapkınlık yapmıştır veya da bir olay yaşamıştır, haksızlığa uğramıştır ya da haksızlık yapmıştır. Bakın işte karma gelir seni bulur, sen de onu tamamlıyorsun artık yani bu bakın bir çemberin içinde çok mutlu bir insan var, bir dişi aslında bir kadın ama bu erkek ve kadın dişi dişil enerji olabilir ama biz erkek ve kadın olarak bakıyoruz yani burada. Cinsiyet gözetmiyoruz, cinsiyetsiz bakıyoruz. Bu hafta böyle çok mutlu olabileceğin herhangi bir konu olabilir. İlla bütün her konuda mutluluk değil. Bakın bu şansı görmeye çalışın. Hani ben diyorum ya, sizler diyorum aslında çok güzellik yaşayacaksınız. Bakın bir mutluluk var, İstiyorlar ki hani başım tavana vursun. Hayır, o şekilde değil. Bir konuda karma tamamlanabilir. Diğer konularınızda dersler almaya devam edebilirsiniz. Ama mühim olan aslında bu senin dünya çapında mutluluğun. Yani seni dünyalar kadar mutlu edecek bir olay. Evet geldik buraya. Sizler bu hafta Sadece de hem çok sevineceksiniz. Fakat iki olay, iki durum, iki e, iki bir şey arasında çok böyle kararsız kalacaksınız yani kararsızlık var ve kararsız kalmanızı istemiyorum. Hayatı durduruyorsunuz. E, acaba olacak mı? Ben niyet ettim ama bu olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl olacak ya da hani bunu söylemeniz bile sizin enerjileri geri tepmenizi gösteriyor. E, kararsız olmayınız lütfen. Kararsız olmak hayatınızda hayatımızı durdurmaktır ee, en kötü karar e, bile kararsızlıktan iyidir bunu da belirteyim lütfen aşk için olabilir iş için olabilir neyde kararsızsınız lütfen hemen karar vermeye çalışın bu da yine sizin karar vermenizi bu hafta kader çarkı ee, karar vermenizi bu hafta biraz zorlaştıracak bir unsur yani diyor ki burada kartlar sen karar vereceksin ama e, çok zorlanacaksın yani burada bakın kader çarkının altında kırmızı bir varlık var bu varlık kötü bir varlık da değil iyi bir varlık da değil ama e, nedense durduruyor çarkı yavaşlatıyor bu işte kaderin ta kendisi bir varlık olarak burada tasvir edilmiş ve durduruyor kader çarkını Diyor ki, bence bu Satürn. Diyor ki, sen hop dur bakalım güzel bir ders alacaksın. Bu dersini etmeden ezber mutlu olamazsın. Ve ezber edeceksin. Mutluluk olacak sana gelecek. Sürprizli sürprizli mutluluklar gelecek. Çünkü burada bakın kartal. Evet, pençelerinde güzel mektuplar var. Haber geliyor önceden mail mi vardı? Yani böyle tasvir edilmiş. Bir güzel mektuplar. Bak burada bilge kişi oluyorsun. Hep kanatlı varlıklar, melekler, kanatlı bir boğa, kanatlı bir at kafası var. Ee, burada bir kartal, o da kanatlı. Yani ruhani varlıklar. Senin burada bu tasvir edilmiş şeklidir bulutların arasında. Sana diyor ki lütfen bilge kişi ol, ritüeller yap, dualar yap, dualarının şeyini alacaksın, dualarının karşılığını alacaksın ve acele etme. Yani burada kararsız kalma, hedefine kitlen ve acele etme. Çünkü bakın burada bir Sphinx hatta bir aslan kafası ve oturmuş çarkın üzerine diyor ki bir insan ders almadan o Satürn var ya gökyüzünde bir insan ders almadan bir insan hayatında bilgi kişi olmadan kolaylıkla bir şeye kavuşamaz. Bu böyledir. Kader bu demektir. Evet geldik efendim İmparatoriçe'ye. Bolluk bereket bu hafta sizin ne oluyor. Niye çabuk gelmiyor demeyin İmparator ve imparatoriçelerde bir nebze hayatı yavaşlatan yine durduran e, olaylardır. Bakın imparatoriçe mesela burada e, yasayım ben diyor ben yasa koyucuyum diyor biraz diyor evet bolluk bereket getiriyorum ama hayatı ben de yavaşlatıyorum diyor çünkü sen yasalara uymalısın. İşte işte ne bileyim faturaları ödemek bile yani kanun devlet kişisi demektir bu imparatorçu biliyorsunuz imparatorlar imparatorçeler devleti yöneten kişiler oldukları için bu devleti devlet işlerini gösterir. Bir devlet makamından, bir kadından ya da bir güçlü arkadaşınızdan fayda görmektir. Gayet güzel çıkmış imparatorçede. E, hamile bir kişiyi... Bebek isteğinizi gösterebilir... Evet okuyalım bakalım... Aa Güzel arkadaşlıklar kuracaksın... Cesur iddialı seçimler yap... Mükemmel başarı mümkündür seninle... Aynı vizyonu taşıyan... Aynı vizyonu paylaşan kişilerle... Önemli ilişkiler kuracakmışsın... Güzel arkadaşlıklar... Güzel bir melek seni gözlüyor... E, bu hem cinsinle de olan bir arkadaşlık olabilir... Yani illaki aşk anlamına değil... Aşk anlamında da olabilir. Hem cinsinle güzel paylaşımlar, güzel arkadaşlıklar olabilir, dostluklar olabilir. Seninle aynı vizyonu taşıyan kişilerden gelen yardımlar olabilir. Aa çok güzel çıktı. Evet bu arada. Evet mor spiritel harika bir çözümler kartı. Bakın mor bir kart çıktı. Zenginlik, dinginlik. Objek, objektif, pardon, objektif uzlaşıdan gelen başarı, irade ve sabır, affetme şifa enerjisi. Kendimi ve sizlere affediyorum. Geçmişimi affediyorum. Bakın karmayı tamamlamak için bunları da söylemek zorundayız. Geçmişi affediyorum. Kendimi affediyorum. Sizlere affediyorum. Ee, böyle demek zorundayız. Ve çözüm. El sıkışma herhangi bir konu için çok güzel çözümler, güzel haberlerin de geleceğini gösteriyor. Bu kartımız ise evet kaderde sıçrama bir level üste çıkacaksın bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir. Çok güzel sıçra diyor bakın burada sıçrayan yukarıya doğru hamle yapmış yine kanatlı bir varlık. Çok e, böyle spiritüel kartlar çıktı. Yani sizin aslında o kadar e, sihirli bir kişisiniz ki sizler dileğiniz olacak bakın. Dilek dileyin, oluşmasını bekleyin. Harika bir şekilde oluşacağını gösteren kartlar çıkıyor. Hadi bakalım olumlamamız özgürlük ay çok güzel evet ruhen bedenen ve en önemlisi zihnen özgür olmalısın zihnen e, hala özgürlüğü reddediyorsun kendini kimseye bağımlı hissetme bakın kişilere bağımlı hissediyorsun kendini cesaretin olduğu yerde özgürlük vardır olumlama ise ey özgürlük kurtuluşu ve çareyi sende buldum tüm ifade olanaklarımın sonsuz derecede gelişmesinden pek bir memnunum öteki varlıkların özgürlüğüne ise sonsuz derecede saygılayım Evet özgür kalman gerekli özgür iradeni kullanman gerekli ee, ve burada harikulade bir açılım oldu inanılmaz derecede gerçekten ee, bir ne anladıysanız odur efendim kendinize göre uyarlayın çünkü ben burada çok büyük bir enerjilere bakıyorum. Ateş grupları, aslan yay, koç. Burada e, bakın bir aslan uzanmış sanki bir şeyleri almak istiyor. Ateş gruplarıyla özdeşleştiriyorum bunu da. E, siz de kendinize pay çıkarınız lütfen bu gibi durumlarda e, ve çok güzel iki tane yol görüyorum. Oh, oh böyle çok güzel haberler görüyorum. Mesela horoz var. Horoz haber demektir. Evet kanatlı kanatlı güzellikler var. Karnaşiş bir insan dediğim gibi hamile isteyen, hamilelik isteyen, çocuk isteyen kişiler. Yurt dışı işleriniz yol gözükmüş. Yol kesinlikle bu dışarıya akmış. Yurt dışı görünecek ama bir dört vakit gözüküyor. Bakın ta kulbun orası çok açık, parlak harikulade gözükmüş. Her yerde aslan figürleri var. Bu bir gücü de simgeler. Evet bir kartal. Zaten kartal burada da çıkmıştı. Gayet güzel bir kartalı simgeliyor. Evet ben ellerimi batırmakta mahirimdir. Ee, ve burada hani insanlar böyle tek yara, yalnızlık Allah'a mahsus bir çift hayal ediyorsunuz. Ama şu anda burada görünenler hayatınızı düzenlemeniz gerektiği, çiftiniz de yakında gelecek. Evet güzel bir aşk gelecek. Hatta evli olanlar bakın gayet güzel anlaşma bir çözüm yöntemi bulacaklar. Burada çözüm de çıktığına göre bir geri dönüş ya da bir ben burada bir çiftleşmiş bir insan görüyorum yani. Fakat hayatınızda iki yüzlü kimselere de dikkat edin. Evet, evet. Burada bakın hep kanatlar ya da mailler, mektuplar böyle sanki haber beklediğiniz bir şey varsa o geliyor. Terazi çıkmış hava grupları da. Evet, hava grupları da dikkat etsin. Terazi, ikizler, kova hayatlarını bir an önce düzene koysunlar çünkü hele kova burcu bakın zaten burada bir böyle biz eskiden hani saka burcu da deriz onlara ama kova neden diyorum terazi bir adalet kartıdır ve de burada terazi gördüğüm için kova diyorum sanki böyle bir maşrapa derdik Tutama, tutamaç yeri de var yavaş yavaş doldurmaya başlamışsınız bilgeliğinizi ne yapmanız gerektiğine karar vermeye başlamışsınız bu da çok süper ötesi süper bir çizme var yurt dışı işleri İtalya gibi görüyorum çizmeyi hadi bakalım güzellikler sizlerle olsun lütfen çok dikkat edin M harfi, U harfi ve V harfi ve V zaten biliyorsunuz ev evlilikle alakalı. Resmen Satürn'ün kendisi çıkmış. Satürn tepenizde sevgili Kovalar. Bakın burada özellikle Oğlaklar, Kovalar e, içimden hangisi geliyorsa, ne görüyorsam artık burçların isimleriyle içimden geleni söyleyeceğim. Kendinizle özdeş özdeşleştirin 1 ve 7 rakama bir yerde de yine 12 sanki 2 iki, iki yerde 6 6 bir deste var. Güzel deste. Hadi bakalım. Niyet ediyoruz. Dilekleriniz oluşuyor mu? Benim böyle bir biliyorsunuz. Aa çok yakın çok az bir zaman kalmış. Gerçekten hemen de oluşa gelen bir şeyler var. Bir saat var burada. Bir saat var. Ee, ve bir boğa boğa kafası çıkmış. Çok büyük bir güç demektir. Boğa burcunu da simgeler. Artık burcu kendisini de söylüyorum bakın. Kendilerini de söyleyeceğim içimden gelenleri boğa burçları. Büyük bir güç kazanabilirler. Ufak ufak balıklar var. Bakın bir balık Balık simgesel olarak çıktığı için balık burcunun eğer paraya ihtiyacı varsa parasında bollaşma. Bu hafta bollaşma görüyorum. Kesinlikle çözüm bulacaklar. Çok büyük şanslılardır zaten bakın. Jüpiter-Satürn kavuşumu var. Kalıcı bir şey elde edecek artık balık burçları Hani böyle yüzeysel değil de sizin gezegen Jüpiter. Çünkü bakın balığın altında böyle sanki bir şey bir zemin var. Onun üzerinde durmuş yani kalıcı bir şeyler elde edeceksiniz. Çok güzel. Evet. Z zenginlik diyelim herkese gelsin. Z zenginlik diyelim. Çok güzel çıktı yani. Ve Kastamonu'nun kasa. Evet. Böyle bir şeyler çıkıyor sizin yurt dışı olaylarınız da çıkıyor efendim. Güzel güzel haberler de alacağınızı zannediyorum. Yüzükçüler evet. Geldik efendim. Şöyle yapalım ki burada kalem seçenlere, kalemlerin enerjisine kalem. Şimdi enerjisel olarak kalemi seçenleri hemen burada anlatalım bakalım. Kalemi seçenler bir hüküm, bir karar verilmesini istiyorlar ve diyorlar ki artık ben neyi seçiyorum, ne istiyorum, karar vermeliyim ve bunu kayıt altına almalıyım, kalemle de yazmalıyım. Yazıda sihir vardır. Lütfen her iki aslında fincanda her iki Efendim fincanı seçenlerde aldım güzellikleri kabul ettim diye lütfen bu videonun altına yazsınlar sizden rica ediyorum gayet güzel olacak Evet burada geldik şimdi bakın burada bir ustalık var grup çalışmaları gerekiyormuş ve ustalık sizin ilahi bir yardımda alacağınıza ve çok yeteneklisiniz ama yani gerçekten bu kart bir yeteneği simgeliyor geliyor ee, ve burada bakın bir öğretmen var bir, bir yetenek aslında bunun nikah memuru karı koca karşısında durmuş evlenen bir çift olarak da görebilirsiniz bir kubbe altında bir ev alımı bir ev satımı görebilirsiniz yani sizin aslında yeteneklerinizi kullanacaksınız bu hafta bilmediğiniz keşfedilmediğiniz yönlerinizi de kullanacaksınız çok güzel çıkıyor yani gerçekten e, ustalığınızı kullanın bakın şimdi Para ikilisi, ikili kartlar bizlere neyi anlatır? Her daim bir kararsızlığı anlatır. Ama buradaki kart der ki, sen para alacaksın, paran geliyor ama paranı ödeyecek yerlerin olduğu için o paranın bir kısmını vereceksin. Ama burada bir şey var. Bak sonsuzluk işareti var. Sana para sürekli akıp gelecek. Kalemciler, kalemi seçenler. Evet, ben de gerçekten sonra en son neyi seçtiğimi açıklayacağım ve burada herkes senin gibi yapıyormuş sen herkes ne yapıyorsa onu yapacaksın dalgalı deniz arkada bak inişli çıkışlı böyle inişli çıkışlı bir iniyorsun bir çıkıyorsun bir borcunu ödüyorsun bir yerden tekrardan bir şey çıkabiliyor ve burada bir gemi dolusu insan var bak onlar da bir iniyor bir çıkıyor hatta iki gemi var bu iki kadırga vardır bu fotoğrafta bak biri burada biri burada dans eden bir insan ve sonsuzluk işareti senin bu ödemeleri yapıp bitireceğini, karma borçlarının tamamlanacağını, e biraz da dans et, eğlen gül diyor, yahu bu kadar kafaya takma diyor e ve sen diyor bir joker gibi dans et eğlen hayat bu arada aksın geçsin e borcunu ödeyebildiğin kadar öde ödeyemezsen de yani canını mı alacaklar ödeyemezsen de kalsın sen ama hayatını yaşamanı idame ettireceksin yani bu şekliyle biraz tasasızlık kartıdır bak tasasız ol diyor sana kartlar ve efendim geldik bu hafta bu hafta mücadeleci bir e, yapı varmış hafta sonuna doğru. Sen çok e, şeysin, ayaktasın, sen çok güçlüsün ve diyorsun ki ben bunları alt edeceğim. E, hiçbiri bana burada e, kafa e, yani e, baş kaldıramaz. Evet kafa atamaz, baş kaldıramaz böyle deyimler vardır ya ve kalabalıklara karşı mücadelende güçlüsün. Aslında sana hiçbir şey yapamayacaklar ama bir mücadele gösteriyor. Mücadeleyi de bırakma sakın. Mücadele etmeye devam et. Çünkü sen yeneceksin, sen kazanacaksın. Bunu gösterir bu kart ee, ve. Burada elindeki kart şey değnekle onları biçeceksin ve hayatından bir sonlanma yaşayacaksın. Rahata ereceksin merak etme o kadar büyük büyüksün ki bak o kadar güçlüsün ki kartta ne kadar büyük bir insan olarak tasvir edilmesin. Bir vuruşta hepsini devireceksin merak etme sen mücadelende başarılı olacaksın. Hafta sonuna doğru size bir tane eee kurtuluş kartı yani kurtarma operasyon kartı çekeceğim çünkü hafta sonunuzda böyle soğuk e, olmanızı üzülmenizi istemiyorum bak burada bir soğuk kanalık çıkmış bir savaşa giden şövalye gerek yok soğuk bir ortama girme bu soğuk ortamdan e, kurtulmalısınız size soğuk yapan biri varsa o ortamdan derhal çıkın gidin yani size diyor ki e, sen de soğuk yapma hayata soğuk bakma böyle savaş rüzgarları estir böyle kontrolsüz enerjiler birden parlamalar olursa da hemen derhal o ortamı terk et ve oradan uzaklaş şimdi size bir tane şu soğukluk kartı aa, attı kendisi e İşte bu kadar bakın elimi alır almaz kart kendini nasıl da attı sen bir yıldızsın sen bir yıldız gibi parlayacaksın ve abi hayat suyundan e, içerek Şifa bulacaksın. Sen bir venüs yıldızısın. Ve venüsün etrafındaki bir sürü yıldız gibi parlayacaksın. Yani burada lütfen kendine hakem ol ve venüs yıldızı gibi parla. E, asla ve asla kendini salma. Burada güzelliği, estetiği anlatır. Sen insanlar tarafından beğenileceksin. Güzel e, beğeni yapacaklar sana diyorlar ve bu e, kartımız yıldız gibi parlamaya Yıldız yıldız üstüne Yıldızlar gelsin kalemi seçenlere çok güzel Burada kurtarma operasyonunda işi kot kota hiç gerek yok kaderi kötü kartta kitlemiyoruz biliyorsunuz Hadi bakalım. Burada yazı yazma Cebrail çıktı biliyorsunuz yazıcı melektir. Kutlama zamanı büyük çabalar için gani gani ödüller yük yaratan durumlardan kendini özgürleştiriyorsun merak etme. Bir çatı altında bu nedir ya? Aa ev alma işte evlilik yük yük yüklerimizi atıyoruz omuzlarımızdan böyle silkeliyoruz yüklerimizi atıyoruz deyin. Geçmişin evet söyleyelim geçmişte bizi üzen, sıkan, bunaltan hangi durumlar olursa olsun evrenin altın makasıyla onlarla olan bağlarımızı evrene atıyoruz. Güneşte yansınlar, bitsinler, kül olsunlar. Biz yeniye bakıyoruz. Evet. işte burada da doğru sözlü, ileri görüşlü, analitik ve dobraymışsan Aa çok güzel. Heyecan verici bir mücadele. Başarı için gerekene sahipsin. Dökümanları ve sözleşmeleri derinlemesine incele. Döküman ve sözleşmeleri derinlemesine incele. Çünkü sen kazanacaksın. Başarı için bütün gereken her şeye sahipsin. İleri görüşlü analitik ve doğru sözle ol lütfen diyor. Evet duyarlılık çıktı çok duyarlısın bugünlerde bak buna dikkat et gittikçe de daha duyarlı oluyorsun sert ilişkiler sert çevreler hani burada çıktı ya bak böyle soğuk çevreler hani savaşa giden şövalye evet bu gibi durumlardan lütfen kaçın ve kimyasallardan kaçın bu nedir valla bu kimyasallar çıktığı zaman ben diyorum ki e, ilaçlar Birinci sigara içme, alkol içme ya da e, kimyasal dediğine göre kullandığımız bir deterjan. Her şeyin doğalını seçin lütfen doğalını seçin. Ve efendim burada da huzur çıktı Neslihan Şerif Kartları'nda. Hadi okuyalım mı? Hayatımın her alanında doyumlu bir şekilde ilerliyorum. Huzurlu ve sakinim, sağduyulu ve güvenliyim. Huzur. Huzura ihtiyacım varmış sevgili kalemi seçenler. Çevremdeki negatif, çevrendeki bütün negatif olay ve kişileri hayatından çıkar zaten demin. Ne dedik? Sanki bakın ben bu kart çıkmadan e, demin ne dedim? Hayatımızdaki olumsuz kişileri çıkartıyoruz. Güneşte yansınlar diyor diye gönderdim. Ve de olumsuz olayları dedim. Aa bakar mısınız? Yine aynı bir kart çıktı. Lütfen Neslihan Şirin karma temizleme ritüelimi yapınız. Çevremdeki negatif olay ve kişileri hayatımdan çıkarıyorum. Yüreğimde yeni sevgilere ve enerjilere yer açıyorum. Ay yeniye gidin demiştim. Tam da onu tasdik eden. Bakın yoga yapan bir insan çıktı. Yani ben size daha ne diyebilirim? Olumlamam ise sağduyulu ve sakinim, huzurlu ve sakinim, sağduyulu ve güvenliyim. Huzurlu ve sakinim, sağduyulu ve güvenliyim. Kalemciler harika çıktı. Ne dersiniz? Evet, güzelleri aldım kabul ettim. Güzelleri aldım kabul ettim. Lütfen videomu beğeni yapıp e, ve altına yorum yaparsanız beni de çok mutlu edersiniz sevgili kalemciler ve sevgili yüzükçüler yüzüklere ne kavuşsunlar pırlanta tek taşımı kendim aldım hiç kimse vermese bile burada yorumunuzu bir daha dinleyin siz buna sahipsiniz almaya her iki benim bütün e, burada benim izleyenlerim beni izliyorsa farkındalık yaratmışlardır ve zaten bu tek taşı almaya azbetmişlerdir <laughs> Evet, ben de dahil. Şimdi güzel bir tepe görüyorum. Zaten burada bir açıklık gördüm. Ruhunuz, bedeniniz ve beyniniz işte her neyse yavaş yavaş bir açılım yapacak. Bakın, acele yok. Hemen şurayı bir bir bakalım, bakalım. Şöyle ben bir parmak bastı yapıyorum. <laughs> Ondan sonra batırıyorum ellerimi. Şimdi burada Sizleri güzel bir tepe ve zirve sizi bekliyor aslında bu zirveye çıkacak olanlar aslında bakın yine ben burada bir yay bir oğlak çünkü bir keçi başı gibi görüyorum bir yay gibi sanki gerilmiş bir insan var gergin olmayın lütfen diğer burçlar da evet zirveye çıkacaklar ama yay ve oğlak sanki çok tırmaklıyor bir şeyleri kurtarmak için böyle bu bir koç da olabilir bakın yani boynuzları var dedim ve koç kafası gibi. Şimdi koç kafası dendiğinde baş diş bunlara da dikkat edin. Yine de bakın hem burç söylüyorlar Rom hem kalemi seçen bütün burçlar zaten şu fala e, hakim. Bakın burada bir eşitlik de görüyorum. Bir burada bir kaplumbağa ardından bu tarafa bakmış bir kaplumbağa. Bu bir ikiz kaplumbağa ikizler burcu. Burada bir ev mi almak istiyorsun? Hayatında bir şey mi yapmak istiyorsun? Bir ikizler çıkmış. Yani bu, bu e, kalemi seçenler arasında özellikle ikizler burcu da olabilir. Fakat kalemi seçenler böyle iki tane kaplumbağa arka arkaya. E, yalnız bir toprak biri ev ya da biri araba biri ev. Yani iki tane bir mal mülk görüyorum ben burada bakın büyük kaplumbağa ağır seyreden bir şey biraz borca girebilirsiniz ama kalıcı bir şeyler yapacaksınız yani bir borçla alınan bir ev bir e, aladdinin sihirli lambası benim fix çıkar e, aşağıda çıkmış evet daha var vakti bu hafta olmayabilir ama aladdinin sihirli lambasını sadece ovuşturmanız gerekiyor sanki hatta e, bir el uzanmış bakın İnanın burada bir de kalem gördüm. Bakın kalemi seçmişsiniz ama bir de kalem var. Yazıyor havada. Bu kadar yazısı güzel yazılıyor. Kadar yüzünüzü güldürecek şekilde oluşuyor. Merak etmeyin, acele etmeyin. Bir yıldız gibi parlayacaksınız. Venüs yıldızı zaten çıktı teraziler ve bakın bir terazi burcu herkesin haritasında var. Burada Venüs yıldızı çıktıysa bu şeyi dinleyenler bütünüyle şan şöhret, parayı ün. Venüs küçük küçük paralar, küçük küçük şanslardır. Ama burada Alaaddin'in Sihirli Lambası çıktığına göre güzel bir şansı, yakalama, fırsatı geliyor. Bakın lütfen görün, lütfen. Çiçekler, saksılar, yeni hayat, laleler. E, aşağıda baktığımda e, burada dostlar görüyorum. Etrafınızda yeni e, kavuşacağınız, yeni edineceğiniz dostlar sanki var Bunlar böyle güçlü ama yani şimdi dost ama güçlü dostlar var ve akan bir düzenli paraya sahip olacaksınız Evet bir miktarını veriyorsunuz bakın burada da grup çalışmaları çıktı size gerekli olan dostlar istiyorsanız dostlar etrafınıza gelecek bu bir erkek bir aşk da olabilir yani bir aşk dostu da olabilir ve dualar var yani bir Allah dostu bir sizi doğru yönlendirebilecek dualar öğretebilecek bir insan. Bakın böyle birileri de gelebilir gerçekten. Hepimiz Allah dostlarından eylesin tabii ki dua ediyoruz böyle şeyler için. Böyle dostlar etrafımıza gelsin. Merhametli dostlar etrafımıza gelsin. Evet kurdela o da bir yeni hayatı anlatıyor. C ya da Ç harfi var. Evet U görüyorum. U derken Ü de olabilir bu bakın. Ee, çok bolluk bereket, başak taneleri, başak burcu'nu anlatan. Bakın toprak grupları aslında boğa, başak, oğlak hep böyle hani toprak grupları bir güven ister ya. Başak e, toprağa da anlatıcı. Toprak grupları e, gerçekten bir mal, mülk, arsa bir şey edinmek istiyorsunuz da e, boğa burcunda bir Uranüs'ün olması gerçekten sizlere e, sarsabiliyor. T harfini görüyorum. Güzel dostlar edinmenizi ve burada evet adaletle ilgili bir böyle yargıcın tokmağı gibi çıkmış yani. Adaletle ilgili güzel haberler ya da devletle ilgili. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seçiniz. Seçiniz. Dileğinizi tutunuz. Sevgili kalemi seçenler. Evet. Sizin bu ağır giden bir iş olabilir. Bakın bir mahkemede olsa ağır gidecek gözüküyor. Ama en adaletli şekilde çözümlenecek. Ve sizler istediğinizde kavuşacaksınız. Dört vakit gibi sanki görüyorum burada. Bir dokuz var. Ee, aa burada da bir yüzük çıkmış. Tam ortada parlak. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey görmedim. Yüzüğün üzerinde at nalı var. Nal. Ne demektir? Nal bir... O bir şans. Evet. Şak 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 şak. Ağzımla da efekt yapıyorum. <laughs> böyle bir şey olamaz. Ağzımla efekt yaptım. Çok büyük bir boğa. Çok büyük bir boğa geliyor burada. Hipopotam gibi de, sanki yani boğa ama ağzı hipopotam e, gibi böyle. Su aygara, evet, hipopotam ve bu sizin gücünüz. Artık kalkın ayağa, kendinizi güçlü hissetmeyin lütfen. Sevgili kalemi seçenler, bakın yazıcı, yazı yazın, kitap yazın ve ilahi yardım gelecek. Bir yüzük var. Bu parmağınıza takılan bakın illa bir evlilik yüzüğü olmayabilir. Şurada iki kişi birleşmiş. Bir iki aşkta birleşme görüyorum. Neyin niyetini ettiyseniz. Ya da mesaj gelecek. Evet. Çünkü kalemi seçtin. Mesaj bak yazı. Şimdinin mesajı yani yazı yazılıyor. Ee, ve burada güzel bir anahtar da çıkmış. S harfi çıkmış. 3 ve 8 var. S harfi var. A da çıkmış. Bu harfler ve efendim Yengeç Burcu'ndan, Su grubundan insanlar var. Tanışacağınız, yardım göreceğiniz ya da hayatınızda belki bir yer etmiş olan bir insan olabilir. Onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Ya da bakın bunlar çıkıyor diye illa güzel demek değil. Bazısı da onu atın der. Ay anahtarımız hala bozulmadı. Güzel anahtar, güzel ev, arabalarınız olsun. Hadi bakalım. Ve burada ben V ve A'yı fix görüyorum. V ve A ne demek oluyordu? Hayatımızdaki evlilikler, çabucak gelen sevinçler oluyordu. A alfabenin ilk harfi olduğu için ve adında soyadında A olan birileri de olduğu için. Bence bakın hayatınızı yönetmek yüzüğü seçenler ya da kalemi seçenler hayatını bu açılımlardan benim anladığım hayatınızı yönetmek sizin elinizde size söylediğim yollardan giderseniz hayatınızda geçmişi geçmişte bırakıp önünüze yeniye bakarsanız çok güzelliklerin size geldiğini gösteren emareler var. Sizleri seviyorum. Ve instagram hesabım Neslihan Şirine Beni Neslihan Şirin tanınmış kişi facebook sayfamdan da takip ediniz. Ve 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 ayrıca bu kanalım Neslihan Şirin Hayat. Artık abone olmadan izlemeyin. Lütfen size destek desteğinize çok ihtiyacım var. Abone ol tuşuna basabilirsiniz. Çan tuşuna basabilirsiniz. Benden bildirim alabilirsiniz. Ve Neslihan Şirin'deki de günlük haftalık nasıl yapıyoruz biliyor musunuz pazartesi salı çarşamba diye bakın günlük oraya da abone olun günlük olarak bakıyorum ve şu anda da haftalık pazartesten itibaren yüklenmiş bulunmakta her daimde Allah sağlık verdikçe de yükleyeceğim sizleri çok seviyorum Hoşça kalın diyorum. İnşallah sevdiğiniz gibi böyle 21-27 Aralık haftası ne istiyorsanız ne diliyorsanız o olsun sizler de bu videonun altında aldım kabul ettim deyiniz hoşçakalın görüşmek üzere